Her sene olduğu gibi 2020 yılında da birçok animasyon filmi gösterime girdi. Ancak bu filmler arasında açık ara en beğendiğim filmi birkaç saat önce izledim. Soul Zaten gezegende kısacık bir zaman... Soul ruh demek. İsminden de çıkarabileceğiniz gibi bu film ruhlar alemi kavramına mercek tutuyor. Filmin spoilerlı incelemesine geçmeden önce sizlere haber vereceğim. Bu yüzden endişeniz olmasın. 25 Aralık 2020'de gösterime giren bu yapım, deyim yerinde ise 2020 yılının son bombası olarak bizlere sunuldu. Filmin yönetmeni ters yüz ve yukarı bakında yönetmenliğini yapan Pete Docter. Ayrıca yapımcımız Dana Murray de ters yüzün yapımcılarından birisiydi. Disney Pixar animasyon yapımları arasında kalite farkını her zaman ortaya koyuyor. Bu animasyonlar her zaman Piyasadaki diğer filmlerin %99'undan daha iyi bir hikayeye sahip oluyor. Adamlar öyle bir kurgu oluşturuyor ki yetişkinler bile gözlerini kırpmadan izleyebiliyor bu yapımları. Mesela aklıma Coco geliyor benim. Atalarımız dünyamıza geri döner. İyi yolculuklar dileriz. Aile ve dostlar. Baştan sona mükemmel bir kurgusu vardı onun da. İsmini hatırlayan son kişi öldüğünde hiç doğmamış gibi olacaksın diye ünlü bir söz vardır ya. İşte Coco bu sözün vücut bulmuş haliydi resmen. Biraz önce bahsettiğimiz ters yüzde insan psikolojisini eğlenceli bir şekilde ekrana taşırken izleyicilerin filmin sonunda farklı bir bakış açısıyla ayrılmasını sağlayabilmişti. Hiçbir şey olmadı. çocuklar sınıfımıza yeni bir öğrenci katıldı. mu Buyur bakalım aha gerçek olamaz. Yavaştan filmin değerlendirme aşamasına geçersek öncelikle bu ana karakterimiz Joe Gardner. Yetenekli bir caz piyanisti hayatı için tek bir felsefe belirlemiş. Alayına caz. Çevresi ise kendisinin bu tutumuna Kuzey Tekinoğlu minvalinde cevap veriyor. Sen etrafta dolanmayı falan bırak, KPSS'ye çalış, devlette de işe gir diyorlar. Tabi Gardner'ın hayaller farklı. Kendisi ünlü bir piyanist olmak istiyor. Olaylar Joe'nun sevdiği bir öğrencisi tarafından aranıp Hocam akşam 10-11 arası halı sahada adam eksik gelir misiniz demesiyle başlamıyor maalesef. Çünkü bu dediğimiz ancak Türkiye'de olur. Ki zaten Joe'nun hayatında cazdan başka bir şey yok. Adam berberiyle bile başka konuda muhabbet döndüremiyor. Neyse. Öğrencisi Joe'ya telefonda diyor ki Hocam ben Dorothy Williams'la çalıyorum. Adam eksik bu akşam bize katılır mısınız? Joe Dorothy Williams'ın adını duyunca çılgına dönüyor. Neden? Çünkü Dorothy Williams o zamanın en iyi saksafoncusu. Jo'nun hayali. Jo provada resitalini yaptıktan sonra kabul edildiğini öğreniyor ve havalara uçuyor. Ve kilit noktaya burada ulaşıyoruz. Bu zafer sarhoşluğu içerisinde logar kapağı olmayan çukura basınca amel defteri kapanıyor Jo'nu. En azından biz öyle sanıyoruz. Sonrasında ne mi oluyor? Bizim Jo ahirete doğru göç ederken has diyor. En mutlu günüm. Olmaz. Şimdi olamaz. Fatih öldürür mü? Öldürce de komuzalını. Olamaz, olamaz, olamaz diye düşünüyor. Adam Azra ile Ronaldinho çalımı atıyor ve kendisini farklı bir yerde buluyor. Burası insanların öldükten sonra bulundukları öbür dünya değil, tam tersine doğmadan önce bulundukları önceki dünya. Konu bunun üzerine kuruluyor zaten. Bundan sonra Joe'nun aklında tek bir şey var. Dünyaya, kendi bedenine tekrar dönebilmek. Bu amacı için 22 isimli bir türlü doğuma hazır hale gelemeyen, daha doğrusu doğmak istemeyen karakterle işbirliğine giriyor. Sonrasında bu ikisi dünyaya geçebilmeyi başarsalar da Joe kedi bedenine, 22 ise Joe'nun bedenine giriyor. Bu absürt durumun sonucu olarak bir sürü macera yaşıyorlar. Bu macera dolu ve aynı zamanda komik sahneler filme genel anlamda eğlenceli bir doku sağlıyor. Esprili bir dille konusundan bahsettik ama bu filmi 2020'de izlediğim en iyi animasyon filmi dememdeki sebep eğlenceli konusu değildi. Konusuna nazaran daha düşündürücü ve daha ilham verici olan ana fikriydi. İnanabiliyor musunuz? Bir film ana fikir olarak hayatın anlam ve amacı nedir sorusunu ele alıyor. Ve bu film hedef kitlesi çocuklar olan bir animasyon filmi. Hepimiz kendi küçük hayatlarımıza büyük anlamlar yükleyerek kendimizi değerli hissetmeye çabalıyoruz. Her zaman dünyada bir görevimiz olduğuna inanıyoruz. Mesela kimimiz sınavlarda çok iyi notlar almasının zorunlu olduğunu, kimimiz bir spor alanında her zaman en iyi performans sergilemesi gerektiğini düşünüyor. Hayatta kendimizi kanıtlayacağımız ve tutkulu olduğumuz şeyi keşfetmek bizim için en zorlu süreç. Peki ya hayattaki amacımızı bir türlü bulamazsak? Tıpkı 22 gibi. Hayatımızın kıvılcımını bir türlü keşfedemezsek? Kendimizi dünyada fazlalık olarak mı görmeliyiz? Değersiz ve özgüvensiz hislerin bizleri ele geçirmesine izin mi vermeliyiz? Bu film güzel sonuyla bu soruya hayır cevabını veriyor. Unutmayın. Hayatınızın kıvılcımı her zaman zorlu bir hedef olmak zorunda değildir. Zira Joe'yu gördünüz. Hayallerine kavuştu adam. Ancak sonra dedi ki bu muymuş. Bu muymuş bu kadar gözümde büyüttüm. Halbuki hayat her zaman kıvılcımınızı muhafaza edecek güzel anılarla dolu. Bir dilim pizzanın kokusunu içinize çekmek Rüzgarı tüm bedeninizde hissederken gökyüzünü seyretmek ya da sadece güzel bir günde yürüyüş yapmak. Really evet dostlar, umarım video hoşunuza gitmiştir. Videonun başlarında mizahi bir yaklaşım yapıp sonrasında ciddi bir üsluba büründüm. Nihayetinde bu güzide filmin kısa bir analizini sizlere sunmaya çalıştım. Umarım yeni yıl hepinize güzel anlar yaşatır. Hepinizin yeni yılı kutlu olsun.